Merhaba arkadaşlar. Bugün 800 liraya kadar kasları tanıtacağım size. Bu 800 lira civarındaki kaslardan hangisine daha çok güveniyorum? Hangisi bence daha iyi? Onu da açıklayacağım. İlk önce kabuk yapılarından bahsedeyim biraz. Kabuk yapısı karbon fiber bir yapıya sahip. Bu LSK FF396CR1 diye geçiyor. Sitemizde de aynı adla var. Marushin 779 fiberglass bir yapıya sahip dış kabuğu. Nolan N87 biliyorsunuz bu sene daha yeni çıktı ve birçok satış rekoruna imza attı. Fakat polikarbon bir dış kabuğa sahip. Shark'ın S700S'i ise termoplastik bir yapıya sahip. Yani benim gördüğüm en zayıf yapı. Yani bu kasklar arasında en zayıf yapıya sahip kask. Ama hani dış yüzeyi, grafik seçenekleri sevenler gerçekten var. Üçünün de güneş vizörü var. Pedleri yıkanıp çıkartılabiliyor. Ve ses geçirmezlik açısından bence en iyisi yine LSK'nin FF396CR1 modeli. Dediğim gibi bu kasklar 800 lira civarında kasklar. Biraz daha ucuz bütçeli olanlar da var. Mesela bu 725 lira, bu 779 lira. Peşin alımlarda tabii daha da ucuzluyor. Fakat en beğendiğim ve en çok güvendiğim kask gerçekten hem yüksek süratlerde en çok güvendiğim kask karbon fiber bir yapısı olduğu için LSK FF396CR1. Bunun bir güneş vizörü yok. Güneş vizörü biliyorsunuz yüksek hızlarda sarsılma ve titreme yapıyor ve o da sese neden oluyor. O yüzden hani vizörlü bir şey alıyorsanız, güneş vizörlü bir şey alıyorsanız CR1 sizin kaleminiz değil demektir. O zaman Marushin veya Nolan N87 alabilirsiniz. Ama diyorsanız ki hani ben hıza önem veriyorum, hızlı gitmeyi seviyorum. O zaman CR1 tam sizin için yapılmış bir kask. Ve şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Üçünde de arka havalandırmaları kontrol edemiyorsunuz. Neden? Marushin 779'da arka havalandırmalar full açık, her zaman açık şekilde. Nolan N87'de arka havalandırmalar her zaman açıktır. Shark'ın S700S'inde ise arka havalandırmalar kontrol edilebilir değildir. Bunlar arasında tek kontrol edilebilen arka havalandırmaları da açıp kapatabileceğiniz sadece LSK FF396CR1 modelidir. Aynı zamanda burun ve çene pedi vardır. Bunun bir alt modelini ben kullanıyorum. Bir önceki tanıtımda da zaten değinmiştim. En beğendiğim kasklardan bir tanesi dediğim gibi CR1. Sonra Marushin geliyor. O da fiberglass yapısı olduğu için. Nolan N87 kendine özgü dış bir kabuk kullanıyor, dayanıklı. Çoğunun 4 yıldızı, 5 yıldızı olabilir. Ön havalandırmaları süperdir. Double D bağlantıları vardır. İşte mikrometrik bağlantıları vardır. Evet, onlar da bir şey. Marushin 779'un bir burun pedi yok. Fakat hani siz buna bir burun pedi belki uydurabilirsiniz. Kışın biraz camınız buğulanacaktır. Fakat bu camı alarak onu engelleyebilirsiniz. Ama Nolan N87 full bir kastır. Ayrıca air booster teknolojisi vardı. Bu sene çıktığında en iyi havalandırmaya sahip teknoloji diye çıktı. Bunu da düşünebilirsiniz. Geldiğiniz zaman hepsine bakabilirsiniz. Hepsini test edebilirsiniz. Giyip kontrol edebilirsiniz. Daha fazlası için YouTube kanalımıza üye olun. Her gün videolar yayınlıyoruz. Her gün yeni kasklar tanıtıyoruz. Yeni montlar, pantolonlar, dizlikler, bellikler. Hepinize iyi sürüşler.